felaketler var. Oralarla ilgili böyle hızlı bir yargılama ya da böyle hemen kamu yöneticilerinin tutuklandığı bir tablo göremiyorduk. Umuyorum normalleşme önce hukukta kendisini gösterir. Çünkü adalet bir ülkenin de devletin de her şeyin de temelidir. Şimdi 16 Nisan 2017 referandumunu da burada tabii aslında hatırlatmak gerekiyor. Sonrasında ne oldu? İşte sistem Evet. değişikliği. Tabii. Ona Çok da iyi vurgu yapmak hatırlatmalı. gerekiyor. Çünkü Yani her hani şey bugün aslında o süreçten sonra başlıyor. tabii hatta Bakanlar şunu çığlık da atıyor. hatırlatalım. Evet. Yani uyarıldı. İşte o dönemden aynı yağmurda birlikte Evet. ıslanıyorlardı. Hatta FETÖ dendiğinde kızıyorlardı. Bu cemaat hizmet hareketi deniyordu. Ne dedi Fethullah Gülen? Ölülerinizi bile kaldırın getirin oy verin. Verdiler oyu. Sonra hukuk geldi bu hale. Sonra da öyle bir güç kazandılar ki bugün işte Sayın Bahçeli'nin konuşmasına bakınız. Ne atıflar yapılıyor. Çok Yani ama önemli. pardon. Bunlar söylendi. O günkü iktidar bu uyarıları yapanları işte, ya Kamer Genç'e meclisi dar ettiler ya. Kamer Genç de ne dedi? Dedi ki yahu dedi bunlar dedi hepimizden önce ey AK Parti size zarar verecek dedi. Ama o gün Kamer Genç'e Bekir Bozdağ da başta olmak üzere o meclisi dar ettiler. Bugün Hep oy konuşması zaten tabii. her 15 Temmuz'da Kamer Genç'in o konuşmasını herkes Evet. paylaşıyor. O günü bir hatırlatıyor. Bugün mesela bir şeyler oluyor. Tam çözemiyoruz. Herkes takip ediyor. Ankara Emniyet temelli. Ve bugün Sayın Bahçeli'nin yargı süreci burada, daha doğrusu soruşturma süreci devam ediyor. Ve soruşturma süreci devam ederken müdahale etti. Bu bir Hı müdahale. hı. Yani dedi ki burada dedi bir kumpas var dedi. Ama bu arada bir sözü de var yani Elif Hanım ben onu burada dikkate sunmak istiyorum. Yani gerçekten eğer Bedel öde yani biliyorlarsa ödemesi hayır için. sadece Hayır. o değil bakın şu çok dikkatimi çekti. Ben bu kısmını okumak istiyorum. Ayranımızı kabartmasınlar. Hı. Sabrımızı taşırmasınlar. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Pardon. Kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Gereğini yap. İktidarsınız. Yani Sayın Bahçeli de iktidar. Mesela bu cümle çok dikkatimi çekti. Çok önemli yani etki ajanlığı adı altında yeni diyor ki yani henüz meclise de bu yargı paketinde tartışmalarına ilişkin de şöyle söylüyor. Henüz meclise sunulmayan düzenleme ile ilgili etki ajanlığı adı altında yeni casusluk suçlaması geliyor diyor. Teklife olumlu yaklaşıyor ve tekliften rahatsız olanların araştırılması gerektiğini söylüyor ve bir de bugün ayrıca bir cümlesi var ki devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve Yani kaçınılmazdır. çok ilginç. Yani Yani cümle üstüne cümle geldi tabii bugün. hayır. Bunları kastettiği kim? Bu soruşturmaların üstüne giden. Bu soruşturmalar konusunda toplumu bilgilendiren gazeteciler. Gazetecilerin görevi bu. Hı. Ama biz başka gazeteciler de gördük. Onlara bir lafları yok. Şimdi bakın bu düzenlemeler Rusya'da falan olan düzenlemeler İlfan. Yani Türkiye eğer demokrasi yolunda ilerleyecekse, Avrupa Birliği'ne adaysa, hadi onları da geçiyorum. Normalleşecekse bence burada. Yani yok normalleşmeden anlaşılan majesteleri muhalefeti olsun biz bildiğimizi okuyalımsa bu normalleşme olmaz yani. Yumuşama daha bir de yani hani normalleşme de yani Cumhurbaşkanı yumuşama olarak söylüyor. Onun sözlerine geleceğim. Biraz önce Kavala'yı konuşurken şimdi Osman